videoda çizgi filmlerdeki saçmalıklara bakacağız. Hemen favori çizgi filmini yorumlara yaz ve aşağıdan da kanala abone olmayı unutma. Bu Aslan Kral falan herhalde. İzlediğimi hatırlamıyorum. Belki de izlemişimdir. Ama yazı çok doğru bir şey söylüyor. En büyük vahşi hayvanlardan bir tanesi ama böcek yiyor. Bu nasıl mantıksız bir şey ya? Aslan böcek yer mi ya? Sen aslansın ya. Sen ne bir tane hamam böceği yesen ne olur? Dişinin kovuğuna yetmez yani. Ama işte çizgi film. Ne yapalım? Gölgesi ondan ayrılmış galiba. O da sabun mu kullanıyor? Ne öyle garip bir şey var şu an ya burada. Kendi gölgesini ayağına yapıştırıyor. Görüyor musunuz? Bakın. Diğer gölge çıkmış. Şuradaki gölge ayağına gelmemiş mesela. Şuradan kendi gölgesini kendisine yapıştırıyor. Evet. Rick and Morty'de de böyle ufak tefek gariplikler var. Gördüğünüz gibi önlüğün içerisinden koskocaman tüp çıkıyor. Ama biz buna oyunlardan falan da alışkınız yani. Bu mantık hep var. Küçücük bir çantamız var ama çantanın içerisinde roket atar falan var. Şimdi sizce de buradaki adamın bıyığı yanlış yere konmamış mı? Adamın ağzı burada. Tamam. Bıyık burada. Tamam. Ama burun bu tarafta. Ya adamın bıyığı yanlış yere konmuş ya ağzı yanlış yere konmuş ya da burnu çok saçma bir yerde. Ayrıca şu an bir şey daha fark ettim. Adamın bıyığı neredeyse burun deliklerinin yanında ve gözünün altında. Ya gözün altında bıyık mı olur ya? Öncelikle bir hangi Pokemon'u seviyorsanız bir yorumlara yazın. Ben bütün Pokemon'ları seviyorum ya. Mesela Snorlax. Harika bir Pokemon. Ya da Balbazar, Charizard. Pikachu. Bunların hepsi müthiş Pokemon'lar. Neyse çizgi filme geri dönelim. Dünyanın en güçlü Pokemon'una bizim eş yumruk atıyor. Nasıl yumruk atabilirsin yani? Hani o bir Pokemon ya. Bir de en güçlü Pokemon yani. Sen onu yumrukla indireceksin. Oldu. Onu bunu bırakın da keşke devam etse de izlesek. Ben neden tek başıma yüzüyorum? 5 yaşındayım. O hangi çizgi film ki? Karakteri hatırlayacağım ama çok da hatırlayamadım. Hakikaten 5 yaşında çocuğun tek başına denizde ne işi var ya? Almış yanına balığı, kaplumbağayı, köpek balığını falan tek başına yüzüyor. Şimdi burada şu soldaki abla bu uçan halıya binmeden önce şeyi soruyor. Güvenli mi hani başımıza bir şey gelmesin diye soruyor. Ama abla kaplan besliyor. Abla sen hani kaplan besliyorsun ya. Uçan halı sana ne yapabilir ki yani? Kaplanı besliyorsun yani uçan halı sana hiçbir şey yapamaz. Ben hayatımda ilk defa böyle bir karakter görüyorum. Yani böyle bir çizgi film hiç görmedim. Yalnız hani o Puro'yu çok yanlış bir yerde tutuyor. Ağzın burada. Burnun, bıyıkların falan burada. Puro'yu şurana tutuyor. Abi burada Puro'nun ne işi var ya? Bu kim ya? Ben hiç tanımadım böyle bir karakter ve niyeyse sevmedim de yani şu görüntüyü. Üvey annesi onun kalbini kutunun içerisinde istiyor. Böyle kötü durumlarda ne yaparsınız? Tabii ki şarkı söylersiniz. Evet. Böyle saçma bir olay var. Sen yani o kadar belanın içinde sen hayvanları toplamışsın. Niye şarkı söylüyorsun ya? Bir şeyler düşünsen mi acaba? Bence çizgi film tarihinin en garip sahnesi köpek gezdiren fare. Yani cümlesi bile çok saçma ya. Köpek gezdiren fare. Evcil köpeği olan fare. Bak bir de ne kadar mutlu mutlu geziyorlar. Aynı boydasınız bir de ya. Aa bir de öyle bir saçmalık var şimdi. Evet köpek gezdirmesi çok saçma da köpekle farenin aynı boyda olması da çok saçma. Şu an ben kendim keşfettim bunu. Acaba fare mi çok büyük, köpek mi çok küçük? Şu an ekranda ne gördüğünüzü bir yorumlara yazar mısınız? Çok merak ediyorum. Ben inek görüyorum. Basbayağı hani tam inek de değil ama inek. Bu bir at. Abi bu nasıl bir at? Ayrıca atın neden arkasında eldiven var yani? Bulaşık eldiveni gibi kuyruğu var. Bu nasıl at olabilir ya? Böyle bir at olabilir mi sence? At dediğin fit bir hayvandır yani. Bu bayağı balon gibi. Anime mantığı bağırmak seni daha güçlü yapar. Evet galiba doğru. Çünkü hani böyle sinirlenen karakterler işte gücünü açığa çıkaran karakterlere bağırır. Ben hiç mesela bağırmadan gücünü açığa çıkaran bir karakter görmedim. Mesela işte Hulk'u düşünün. Hulk böyle falan yapıyor ya. Onun şöyle olduğunu düşünün. Normal bir şekilde büyüyüp bir anda yeşil bir dev olduğunu ve sessiz sakin olduğunu düşünün. Çok saçma olmaz mı ya? Büyüdü, böyle canavar oldu, böyle duruyor. Ya Tom ve Jerry ya. Abi bütün gariplikler burada. Dümdüz oluyor, üstünden araba geçiyor. Ne bileyim garip garip şeyler yaşıyor, ölmüyor. Hatta bunu alıp böyle yerden kağıt gibi şişiriyorlardı falan. Hiçbir şey olmuyor bunlara. Zubat nasıl Squirtle'ı tutuyor? Hakikaten ya abi sen küçücük bir yarasasın. Bak şunun küçüklüğüne bak ya, Squirtle'dan daha küçük. Kaldırmış Squirtle'ı götürüyor. Aa bu da burada Balbazar'ı götürüyor, küçücük kelebek. Ya biraz ters olmuş sanki ya, keşke şu ortadaki kaldırsaydı şu ikisini. Hani ne bileyim Pikachu'yu üstüne bindirmek yerine bir ayağıyla Squirtle'ı bir yerde Balbazar'ı falan tutsaydı. Ortadakinin adı neydi ya, o ben seviyordum onu. Bu hangi çizgi film? Canavar tarafından kaçırılmış en yakın arkadaşı bir dolap.
canavar tarafından kaçırılıp dolapla arkadaşlık kuran bir çizgi film hatırlamıyorum ya. Benim çizgi film deyince hatırladığım birkaç tane çizgi film var, o kadar. Ninja Turtles, Johnny Bravo, sonra neydi? Samurai Jack, bir de ne vardı? Tom ve Jerry. Bir de Bugs Bunny işte, şu an görünce hatırladım. Bugs Bunny neden sakallarını tıraş ediyor? Sakal tıraşı olan tavşan olabilir mi ya? Çok saçma değil mi? Bayağı aynanın karşısına geçmiş böyle bayık bayık bakışlarıyla sakal tıraşı oluyor. Ve hani makinayla oluyor bir de. Hani tavşan demek ki elektrik faturası falan ödüyor. Evine elektrik bağlattırmış tavşan. Bunu da hiç izlemedim. Hiç tişört giymiyor diyor ama her seferinde böyle yanık izi var. Belki de arka planda bir hikayesi vardır bunun da. Ne bileyim ya, çok saçma. Yine geldik Sünger Bob'a. Abi açıklanamıyor ya Sünger Bob. Sünger Bob'un bu gömleğinin kolları nereye bağlı tam olarak? Yani bunu açıklayabilecek var mı aramızda? Bak bu gömlek kolları nasıl oluyor yani? Şu an mantıklı düşünmeye çalışıyorum. Mümkünsüz. Açıklayabilene kanalın şifresini veririm. Aquaman'in çizgi filminde balıkların üzerine çıkıp uçma fikri, bunu kim yazdı? Abi balıklar uçuyor. Hani bir de adamı götürüyorlar. Kanatlı balık falan var. Ne oluyor ya? Ama şunu da düşünün. İzlerken hiç dikkat çekmiyor mesela. Hiç mantıksız bir şey yok. Ama işte büyüyünce anlıyorsun ne kadar mantıksız olduğunu. Çok doğru bir soru sormuş. Bu gözlükleri kulak olmadan nasıl duruyor orada? Gözlük dediğin şeyi kulak tutar. Yani burnu da yok zaten. O gözlüklerin orada durmasının imkanı yok kulak olmadan. Kulaklarında burada olduğuna göre o gözlükler nasıl duruyor? Kesinlikle arkadan bağlanmış olması lazım. Uçak süren kuş. Yani gelin de açıklayın şimdi bunu ya. Uçak süren karizmatik kuş bir de yani. Giga chat gibi böyle çenesi falan var. Böyle bakıyor. Bir de havalı mavalı bir şey ya. Ayrıca kuş neden kıyafet giyiyor? Onu da anlamadım. Sen uçmayı nasıl öğrendin? Yani uçakla uçmayı nasıl öğrendin? Sen kuşsun zaten. Abi ya ak git ya. Kendi kolların var. Ak git. Powerpuff Girls. Bak bunu da hatırladım ya. Bir tanesi çok sinirliydi. Bir tanesi çok naifti herhalde. Öyle bir şey vardı. Hangi Powerpuff Girls karakterisin? Hemen bunu bir yorumlara yaz. Şimdi şuradaki olaya bir bak. Bu üçü zaten uçamıyor mu? Şimdi bu adam uyurken, bunlar giderlerken neden böyle hani sessiz sedasız gitmeye çalışıyorlar? Ya zaten uçabiliyorsun ya sen. Sen niye sessiz sessiz gitmeye çalışıyorsun? Süzülsene havada. Kafayı yiyeceğim şimdi. Bu kim ya? Bak yine karakteri tanıyamadım ama şu saçma fotoğraf şu an IQ'mu düşürüyor. Kuşu tutuklamışlar. Zaten saçmalık bir. İkincisi kuşun zaten bakın şurada yani boşluk var. İstediği zaman buradan kurtulabilir. Kollarını şöyle tutmak yerine şöyle tutsa o kelepçe düşecek zaten. İşe yaramaz Pikachu'yu çalmak için 10 yıl uğraştılar. Pikachu işe yaramaz değil bu arada. Ama dünyadaki tek konuşabilen Pokemon'la hiç ilgilenmediler. Hakikaten bunların kedi konuşmuyor muydu? Dünyanın tek konuşabilen Pokemon'unu hiç sallamıyorlar. Hakikaten yani Pikachu'nun peşindeler. Yani onu sallamamalarına evet şu an şaşırdım ama Pikachu'ya gereksiz denmesine sinirlendim. Pikachu gereksiz değil. Pikachu en güzel Pokemon. Jerry bütün gün böyle gezmiyor mu abi zaten? Senin zaten normal halin böyle. Peki neden sen duştayken Tom oradan bakınca böyle utanıyorsun? Sen zaten böyle geziyorsun ya. Ben anlamıyorum ya. IQ'm çok düştü benim. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Çizgi filmlerdeki saçmalıklara baktık. Eğer video izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Aramızda hala bu kanallara abone olmayan kaldı mı? Kaldıysa hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.